CHP İstanbul'u kazandı, kahramanlıklarını ilan ettiler ve ilan eder etmez kendi aralarında da kavgaya tutuştular. Geçen televizyonda da söyledim ya arkadaş, Erol Olçok hiç böyle bir kitap yazmadı biliyor musun? 17 yıl boyunca nice kahramanlıklar elde etmesine rağmen böyle bir kitap yazmadı. Daha bir yıl oldu ya. Daha bir yıl oldu İstanbul'u paylaşamıyorlar. İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'yla Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki kavganın başka bir sebebi var. Evet, başka bir sebebi var. Nedir? Şu koltuk var ya, şu koltuk. Oh! Koltuğu perçinlemek. Şimdi Canan Kaftancıoğlu gücünü göstermek istiyor. Ekrem İmamoğlu da hop diyor. 4 tane belediye başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı. Battal İlgezdi, Ali Kılıç, Beşiktaş Belediye Başkanı, ismini hatırlamıyorum. Bir de Bakırköy Belediye Başkanı. Niye? Hatırlıyorsunuz değil mi? Canan Kaftancıoğlu istifa etmişti, rest çekmişti. Onlar varsa ben yokum. Bir gün sonra istifasını geri aldı. Bu 4 belediye başkanı da görevde. Ama şimdi bu 4 belediye başkanı elindeki belediye gücünü de kullanarak Canan Kaftancıoğlu'nun aleyhine iş yapıyor. Canan Kaftancıoğlu'nun bu sandalyede, bu koltukta oturmasını istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da etkilemeye çalışıyorlar. Peki Ekrem İmamoğlu istiyor mu? Ekrem İmamoğlu tabii ki karşısında Canan Kaftancıoğlu gibi bir rakibi istemez. İstemiyor. Kavgalılar. Çünkü Canan Kaftancıoğlu il teşkilatından da bir takım istekler olduğunda İmamoğlu'nun bunu yapmasını istiyor. İşçileri işe al diyor mesela. Liste yapıyor, gönderiyor, bunu yap diyor. Aslında Canan Kaftancıoğlu, beni niye kahraman ilan etmedin de Ekrem İmamoğlu'na kahraman dedin demiyor Necati Özkan'a. Diyor ki, bizim bu kahramanlığımıza yardımcı olan, bizi kahraman yapan, ne kadar kahramanlarsa artık, bizi kahraman yapan Selahattin Demirtaş'ı niye kahramanlığın dışında tuttunuz? HDP'ye niye bir teşekkür etmediniz? Esas mesele bu. Şimdi arkadaşlar, bakın HDP'nin İstanbul'da CHP'ye nasıl büyük bir katkı verdiğini hepimiz biliyoruz. Ben size bir takım rakamlar vereyim. Sultanbeyli'de CHP'nin oy oranı sadece %5. Sultanbeyli, AK Parti'nin kalesi. Bu seçimde CHP yüzde kaç almıştı biliyor musun? %38. Nereden geldi bu oylar? Mesela Arnavutköy'e gidelim. %7 olan oy oranı %41'e çıkardı. CHP'nin oyları mı? Yok, tabii ki yok ya. HDP'nin oyları. Esenyurt'a gidelim. Esenyurt'a. Birçok CHP'linin gitmediği, bir uğramadığı, Gürsel Tekin çok dolaştı buralarda, hakkını yemeyelim. Onu da aday yapmadılar zaten. 100 bin oyu vardı CHP'nin burada. Kaç oy çıktı biliyor musun? 300 bin oy fark geldi. 100 artı 300. Yani 400 bin. CHP'nin böyle bir oyu mu var orada? Canan Hanım bunları bildiği için diyor ki, sen gerçek kahramanı saf dışı bıraktın. Kim gerçek kahraman? Cezaevindeki Selahattin Demirtaş, işte dışarıdaki Pervin Buldan, Sezai Temelli ya da dağdaki Cemil Bayık. O da istedi ya Ekrem İmamoğlu'na oy. Kürtler dedi ya İmamoğlu'na oy vermeli. Ama Canan Hanım şey demiyor, yani bu terör örgütlerine sen teşekkür etseydin falan filan demiyor. Sadece şunu söylüyor. HDP'nin ismini de anıp bir teşekkür etseydin. İmamoğlu nasıl edecek yani şimdi? Etti aslında da. Malzeme olarak bırakmak istemiyor. Çünkü İmamoğlu farklı bir noktada. İmamoğlu şuradaydı. Şuraya çıkmış ve olmuş. Olmuş yani. Şu görüntüyü izleyin, bana hak vereceksin. Kim dedi onu sen de bağırıyorsun, anlamadım. Biri dedi, kim dedi onu ben de sen. Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Bir haddini bil, sakin ol. Elini de indir, sakin ol. Haddini bil, haddini bil. İki, haddini bildiririm sana, haddini bil. Sakin ol. Elini indir, elini indir. Görüyor musunuz? İndir elini, indir elini. Haddini bildiririm, bildiririm. Allah Allah. Olmuş dedim ya. Ya haddini nasıl bildireceksin ya? İndir elini. Bu ne biçim bir üslup? Onun için CHP'de müthiş bir mücadele var. Ekrem İmamoğlu egosu tavan yapmış. Hiç mi tevazılık denilenmiş? Sevgili Dilek Hanım da geçmişte ben bir video yapmıştım kendisinin lehine. Adi Bey nasılsınız dedi. Teşekkür ederim, benimle ilgili video yapmışsın dedi. Ekrem Bey yürüyor tabii. Nasılsınız? CHP'de
çarşı karışacak, daha da karışacak. Bu konuyu da önümüzdeki hafta konuşacağız inşallah. Arkadaşlar, önümüzdeki haftadan itibaren biraz benim yoğunluğum vardı. Televizyonlara çıkma vesaire. Bir de iki tane ameliyat oldu. Kulaktan, boğazdan bademcikleri aldırdım. Tam olarak iyileşmiş değilim. Size konuşurken sizi ihmal etmek istemedim. Kanalımız büyüyor. Bir uzman arkadaşımla görüştüm. Bu kanalın büyümeye doğru büyük bir eğilim içerisinde olduğunu söylüyor. Videolarımızı çok izliyorsunuz. Bunun farkındayız. Ama bir eksiğimiz var. Onu da tamamlamamız gerekiyor. Yani abone olma noktasında bir tık yapacaksınız ya. İzleyin, yorum yapın ama lütfen abone olun. Hep beraber bir takım şeyler yapalım. Görüşmek üzere.